Herkese merhaba arkadaşlar. PES 2021 Mobile'de yeni bir top açılım bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, Perşembe günü etkinlikleri olan haftanın oyuncuları ve ikonlar geldi. Bayern Münih'in ikonlarını bekliyorduk. Yalnız Oliver Kahn, Lizarazu ve Alonso olarak bekliyorduk. Maalesef Matheus Alonso, Lizarazu olaraktan karşımıza çıktı. Bayern Münih'in unutulmaz an serisi efsaneleri. Bir RT kampanyası vardı. RT kampanyasından ödüllerimiz geldi arkadaşlar. Öncelikle e-futbol puanı direkt hesabımıza ekledi. Yani gelen kutusunda değil. Gelen kutusunda olan pozisyon takviyesi, beceri fişi ve 300 MyClub parası. Ayrıyetten Bayern Münih'in kuruluş yıl dönümüne özel de Bayern Münih'in efsanelerin içinde bulunduğu bir top açılımı gelmiş. Onu da alacağız arkadaşlar. Öncelikle bir kondisyon derecelerini her hafta Perşembe günleri olduğu gibi bir kontrol edelim. Ondan sonra top açılımımıza geçeceğiz. Casemiro, Courtois, A gelmiş. Bruno Fernandes, Kroos. Baktığımız zaman Handanovic, Lukaku, Milinkovic-Savic, Sané, Depay, Martinez, Rashford. Kondisyon dereceleri yüksek olan oyuncular bunlar. Bir de düşük kondisyona bakalım. Oblak E, Aubameyang, Mane, Ter Stegen, önemli oyuncular var. Donnarumma D gelmiş. Baktığımız zaman Hernandez yine benim çok kullandığım kartlardan bir tanesi. Yine D gelmiş. Hemen top açılımıza geçelim. Şimdi öncelikle arkadaşlar pazartesi günü 4 tane kulüp selection gelecek biliyorsunuz. Manchester United, Manchester City, Atletico Madrid, Real Madrid. Yani top açılımınızı ona göre yapın arkadaşlar. Oyuncu analizi de hemen en kısa zamanda gelecek arkadaşlar. Kanalda olacak. Hafta sonu yaparız büyük ihtimalle. Top açılımlarınızı ona göre buradan yapıp yapmayacağınızla alakalı karar verirsiniz. Bayern Münih'ten dediğim gibi şeyi bekliyorduk. Oliver Kahn, Alonso, Lizarazu bekliyorduk. Mateus gelmiş arkadaşlar. Buradan top açılımı yapıp yapmayacağıma da karar vereceğim. Ona göre değerlendireceğiz. Haftanın oyuncularından top açılımı yapacağız ama öncelikle şu hediye kutumuzu bir toplayalım. Bir iki haftadır hediye kutumuzu toplamıyoruz. Bakalım neler gelmiş. Dediğim gibi e-futbol puanı direkt buraya eklendi arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bende 3000 vardı. Direkt e-futbol puanımız 5000 olmuş. Bilginiz olsun. Şöyle geriye geldik. Bu arada e-futbol puanına bölümüne de herhangi bir oyuncu eklenmemiş. Eklenirse de pazartesi günü eklenir zaten. Arkadaşlar bilginiz olsun. Şöyle baktığımız zaman herhangi bir oyuncu falan yok, bilginiz olsun. Eklenirse de dediğim gibi pazar suyunu gelecektir. Hediye kutumuzu şöyle bir toplayalım bakalım. Tümünü al dedik. Toplamda 147.000 GP, 800 e-futbol puanı, 790 MyClub parası almışız. Bakalım başka alabiliyor muyuz? 100 MyClub parası daha geldi. 400 e-futbol puanı daha. Tamam, ekledik. Başka alabiliyor muyuz? Başka da alamıyoruz. Tamam. Toplamda 1390 MyClub paramız olmuş oldu. Hemen top açılımlarımızı yapalım. Menajerlere daha sonra bakarız. Haftanın oyuncularından iki oyuncu var ki arkadaşlar gerçekten Martinez ve Isak için özellikle Isak'ı kesinlikle istiyorum. İnşallah tutturabiliriz. Top açılımı Isak için yapacağım. Gerçekten değdiğini de düşünüyorum. Diğer oyuncuların içinde Martinez'i isterim. Casemiro bende var, gelmesini istemem. Yani sadece Martinez ve Isak için top açılımı yapacağız. Sizler de buradan top açılımı yaptınız mı, yaptıysanız kimleri buldunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Burada Bayern Münih'in ve geçen haftadan Legend Challenge'dan aldığımız hediyemiz de var. Bayern Münih'in efsanelerin içinde bende Elber yok. Elber'in gelmesini isterim. İlk önce hediyemizi bir açalım. Haydi bakalım. Diğer oyuncular bende var çünkü. Efsane ödülümüz gelsin. Elber için bakalım kim geliyor. Sol ayaklı Lizarazu geldi. Altın top zaten. Bizde vardı. Yine gelmiş oldu maalesef. Elber'i bulamadık. Buradan açalım bakalım arkadaşlar. Efsane ödülümüzü bir açalım. Efsane ödülün içinde dediğim gibi bende burada Elber yok. Lampard yok diye biliyorum. Ben de bakıyorum. Lampard var mıydı bu kartın içinde? Aynen. Lampard'ın bu kartı yoktu sanırım. Bunu da açalım arkadaşlar. Ondan sonra haftanın oyuncuları top açılımımıza geçeceğiz. Lampard, Elber. Yani sarı efsane olarak ben de yok. Lampard'ın ikon kartı var arkadaşlar. Belki bulabiliriz. Sağ ayaklı
Kim bu? Morientes geldi. 4 tane vardı sanırım. Morientes 5. oldu galiba arkadaşlar. İkonlardan dediğim gibi ilerleyen günlerde değerlendireceğim arkadaşlar. Öncelikle haftanın oyuncularından açalım. Isak birinci hedefimiz, ikinci hedefimiz Martinez, üçüncü hedefimiz yok diyebiliriz. Milinkovic-Savic olabilir. Anlaş diyelim, 100 Michael'a para söyledik. Haydi bakalım ilk topumuz gelsin. İspanya'da oynuyordu. İspanya'ya da gittik. Isak gelir misin be? Tek atar mıyız? Casemiro mu geldi ya? Bizde olan Casemiro mu geldi? Neyse, sağlık olsun. Hangisi daha iyi bir max seviyesine basar değerlendiririm ilerleyen zamanlarda. İlk topumuzdan Casemiro. Yani kutunun en iyi oyuncusu Casemiro bu arada, çok çok iyi oyuncu arkadaşlar. Benim böyle yaptığıma bakmayın, dediğim gibi bende zaten 95'lik kartı vardı. O yüzden sevinmedim. Normalde ama kutunun en iyi kartlarından bir tanesi diyebilirim. Eğer çıktıysa mutlaka değerlendirin. Gerçekten çok sağlam oyuncu. Hemen ikinci topumuz gelsin. Böyle iptal edelim. Haydi İshak gelir mi acaba? Haftanın oyuncularından ikinci topumuz gelsin bakalım. Haydi bakalım. İngiltere'ye gitti ya. İngiltere'de kim vardı? Luke Shaw mu vardı? Manchester United'dan. Yo, Nemanja Matić gelmiş. Ya. Bizde Manchester United'ın oyuncuları vardı ama Matić yoktu. Ama oynatacağımız bir oyuncu değil. Belki bir max seviyesine bakarım, bir değerlendiririm. Manchester United kadromuzda belki yer alabilir değerlendirmemizden sonra. Son hakkımız kaldı. Isak'ı istiyoruz. Isak'ı vermiyorsan en azından Martinez'i ver. Isak gelirse ama çok çok iyi olur arkadaşlar. Özellikleri gerçekten çok iyi. Muhteşem özelliklere sahip. Son hakkımız. Haydi İspanya'ya git be. Fransa'ya gitti ya. Fransa'da kim vardı ki ya? Monakolu oyuncu. 3 numara defans oyuncusu sanırım. Maripan geldi. Maalesef çok da iyi bir top açılımı olmadı benim için. Ama dediğim gibi arkadaşlar, Casemiro iyi bir oyuncu. Buradan yani Lizarazu, sol bekim yok aslında. Lizarazu ve Mateus'un gelmesini çok isterim. Bir değerlendirme yapacağım arkadaşlar. Ama öncelikle şu oyuncularımızı bir max seviyesine bir basalım. Casemiro'ları değerlendireceğim. Yetenek avcısı bölümüne girdik. Şuradan kulüp evi dedik. Maripan fena bir oyuncu değildi sanırım. Bir max seviyesine bir basalım. 94 genel derece oluyordu sanırım. Buradan böyle bastık. Şuradan 42.000 basalım bir tane de. İleriye dedik bakalım. 28 seviyeymiş. Hatta direkt şöyle geçelim. 25'te kaldı. Antrenman dedik tekrardan. Oyuncularımızı bir max seviyesine bir basalım. Bir 12.000'lik. Böyle 4 tane de 3.500'lük bastık. Max seviyesine 93 oluyormuş Maripan. Hemen şöyle özelliklerine bir bakalım. 93'lük bir stoper. 1.93 boyundaymış. Defansif orta sahada oynayabiliyormuş. Top kontrolü çok iyi değil. Kafa 92. Hızı biraz ağır. Fiziksel teması çok iyi. Defansif farkında da top kazanması normal diyebiliriz. Matic'i maxlayalım. Casemiro'ya bakacağız daha sonrasında. Matic'e bir 42.000'lik ateşlesek. Bir de 12.000'lik. 2 tane de 3 tane de 3.500'lüklerden bastığımız zaman büyük ihtimalle yetecektir diye düşünüyorum. Yetmedi. 23'te kaldı. O zaman şöyle yapalım. Başka ne varmış burada elimizde? 12.000'lik kaldı mı? 3.500'lükleri yapıştıralım. 7 tane daha. Devam et dedik.
Ak seviyesine geldi. 92 genel derece. Bir bakalım özelliklerine hemen. 1.94'lük bir oyuncu. Top kontrolü güzel. Alçaktan pası, yüksekten pası güzel. 80 hızı var. Çok ağır bir oyuncu. Fiziksel teması, top kazanması 95'miş. Çok iyi be. Son kez Casemiro'yu bir maxlayalım. Casemiro'ya bir 42 binlik ateşlesek yeter mi acaba? Bir 42 binlik astık. Burada başka neyimiz var? Hatta iki tane basalım direkt. Biraz belki fazla olmuş olabilir ama önemli değil. Çok fazla geriye dönmek istemiyorum. Casemiro da dediğim gibi arkadaşlar çok iyi bir oyuncu. Ama bende olduğu için çok fazla sevinmedim açıkçası. Özellikleri ama çok çok iyi. 1.85 boyunda. Top kontrolü gayet iyi. Hızı biraz düşük ama defansif özellikleri falan çok iyi. Baksanıza top kazanma 99. Dayanıklılık 97. Defansif farkındalık 93. Bendeki sanki defansif farkındalığı daha iyi gibiydi. Videomu burada noktalandırıyorum arkadaşlar. Umarım sizler de istediğiniz oyuncuları bulmuşsunuzdur. Yani Martinez veya Isak'tan birisi gelseydi çok çok daha iyi olurdu. En azından Isak için özellikle çok mutlu olurdum. Sağlık olsun diyelim. Umarım sizler istediğiniz oyuncuları bulmuşsunuzdur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.